Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kastamonu. Kastamonu Osmanlı döneminin önemli şehirlerinden. O dönemden bu zamana kadar oluşan kültürde çok bir yemek kültürü var. Çok farklı yemekler var. Kendine has yemekleri var. Aslında gastronomik olarak bilinmeyen ama önemli bir şehir. Şimdi içeri gireceğiz Münire Sultan yöresel yemeklere. Orada bu yemekler anlatılacak. Ardından tadına bakacağız. Başlıyoruz. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Vallahi hoş buldum. Merhaba, hoş geldiniz. Kastamonu bana çok övülen şehirlerden bir tanesi. Şimdi mesela gastronomi dediğimizde Adana övülür, Hatay övülür, Antep övülür. Çok çeşit vardır. Konya zira iyidir. Kastamonu da bu bölgede, Karadeniz'de en çok övülen şehirlerden gastronomi olarak. Evet. Kastamonu, bu literatürde de var, valiliğin şeyinde, listesinde 800'den yiyecek çeşidi var. 800? Evet. Tabii ki bunların hepsi ana yemek manasında değil yani. İçecek çorbası falan da dahil. Mesela benim bir şey yaptığım 40-50 tane çorbası var. 40-50 tane. Siz burada neler sunuyorsunuz mesela sizin özel çorbalardan? Kastamonu'da işte gelen misafirlerimize hitap edebilecek şekilde 5-6 tane yöresel yemeklerimiz var. Onları sunuyoruz. Mesela neler var? Onlar da şu anda çok beğeni alıyorlar. Mesela bandıma diye bir yemeğimiz var. Özel yaptığımız yufkalar var. Onu sıhırı gibi kesiyoruz. Hindi suyuna batırıp üzerine hindi eti, ceviz, tereyağı koyuyoruz. Evet. Bizim yemeklerimizde genellikle hamur türüdür. Onun için ceviz çok kullanılır. Ceviz. Mesela tirit vardır. Simit tiridi. O da simidi, Kastamonu susamsı simidi var. Meşhur. Evet. O küçük parçalar ayrılıyor. Kemikli et suyuyla ıslatıyor. Üzerinde sarımsaklı yoğurt, biliyorsunuz Kastamonu sarımsağı da meşhur, evet, Toşköprü sarımsağı. Bilmez miyiz? Sarımsaklı yoğurt, kıyma, tereyağı koyuyoruz. Çok güzel. Mesela vallahi... tiridin türküsü de var biliyorsunuz. Tabii, tiridine bandım tiridin. O Kastamonu'dan çıkma bir şey. Tabii onun, hani herkes onu belki şey gibi biliyor ama onların sözlerinin aslı var mesela. Hı, nedir mesela? Nedir mesela bu? Hani manda yuva yapmış, söğüt de ona. Yapar mı? Yok tabii. Ama yapıyor işte. Ha, şeyin üstünde yapıyor. Şimdi o bizim Tosya ilçemize ait tirit. Esas ana şey, menşe orada çıkmış. Güçlü hayvan manda kullanıyoruz. Piriş tarlası sular az olduğu için manda kullanıyor. Yazın söğüt dağları aşağı kadar sarkıyor. Suyun içine manda da onun üzerine yatıyor. Yosunu yapmış oluyor. Vallahi iyi. Yavrusu nasıl silah kapıyor? Mesela bizim köylere gitseniz köpek size saldırsa köpek ısırdım demezler. Köpek kaptı mı derler. He. Kapmak da oradan geliyor. Anladım. Onun için yani sözlerin aslı... Bu türkülerin içeriğinde çok farklı bir dünya var. Hicivleme olarak yazılmış sözlerin bu şekilde aslı var. Şimdi o zaman ben çok merak ediyorum yemeklerinizi. Arkadaşlar yemekleri hazırlasınlar. Sonra sizi sofrada bir tekrar anlatayım. Tabii size. Ki buyurun. Teşekkürler. Karadeniz'den böyle batıya doğru devam ediyoruz. İstanbul'a kadar varacağız. Buraya gelirken zaten bura hakkında çok güzel şeyler söylenmişti. Çok geniş bir tarihi var buranın. O tarihin vermiş olduğu birçok yemek kültürü var. Şimdi Yavuz abi de aldım yanıma. Yavuz Bey mi diyeyim, abi mi? Abi diyeyim ya. Tabii. Yavuz abi, Yavuz abiyle oturduk masanın başına. Yavuz abi yemekler gelene kadar zaten ürünler hakkında birçok bilgiyi verdi. Ama yerken beraber yiyelim dedim. Sen bize anlat. Daha doğrusu sen tariflerimizi anlat. Daha da iyi bilgiler olsun. Şimdi Kastamonu ile ilgili şöyle bir detay var. Bu detayı unutmamak gerekiyor. Candaroğulları, Selçuklu, Osmanlı. Dolayısıyla çok geniş bir kültürü var.
Hatta Üsküdar, evet. Kastamonu'ya bağlı bir ilçe mi diyelim artık? Kaza mı diyelim? O zaman tabii ki yani ilçesiymiş yani. Yani buradan Kızkulesi'ne kadar sizin de. Evet. Sinop, Çankırı, Üsküdar'a kadar buraya bağlı. Evet. Hatta gelen misafirler diyor ki artık Kızkulesi sizinmiş, doğru mu diyorum. doğru, nasıl sizin oluyor diyorum. Google amcayı açalım, tarihine evet. bakalım aynen diyorum öyle. Yani. Kastamonu'ya bağlı Üsküdar, şimdi ben de Kadıköy'deyim, Üsküdar'a yakın. Ama o zamanlar demek ki neler varmış, neler olardı. Evet. Şimdi ben yavaş yavaş başlayacağım çorbayla. Buranın Edirik çorbası var. Buranın Edirik diye bir ilçesi varmış. Ona orada yapılan bir çorbaymış. Edirikler'in yani Bülent Edirikler'in soyadını oradan aldığı söyleniyor. Şöyle göstereyim. İçinde pirinç var. Yayda çorbasına veya yoğurt çorbasına benziyor ama biraz daha aroması değişiktir yani. Tam olarak öyle. Yayda çorbasına benziyor. Benziyor. Mesela pirinç baskın değildir. Biraz aromasında farklılık var yani. Doğru. Biraz terbiyesi falan evet, biraz daha farklı. Yani diyorum ya günlerdir pide köfteden sonra bu sofra beni o kadar çok mutlu etti ki anlatamam. Çorbanın kıvamı tam o yayla çorbasından dediği gibi pirinç az, terbiye fazla ama içindeki o baharatlar iyice sizi mutlu ediyor. Baskın, keyifli. Şunu şöyle iki kaşık aldım, kenara bıraktım. Ama siz bana eşlik edin. Burada ne var? Banduma. Buranın en önemli yemeklerinden. Yemeklerinden bir tanesi. Hindi eti. Özel yaptığımız yufka var. Yufka burada. Onu hindi suyuna batırıyoruz. Hı-hı. Üzerine hindi eti, ceviz, tereyağı koyuyoruz. Bunun banduma olmasının sebebi de bandırdığınız içinmiş. Şöyle bandıralım biz de alttan. Alalım tabağımıza. Biz de tabii ki Kastamonu şivesi olarak banduma diyoruz. O şekilde devam ettiriyoruz yani. Bandurma, banduma. Evet. Olmuş burada. Bakalım. Bu arada hindi eti defalarca aslında size söyledim. Hindi eti protein kalitesi en yüksek olan ürün. Aynı zamanda hormon kabul etmediği için çok doğal yetişen bir ürün. O yüzden hindi etini bolca sofralarda kullanın derim ben. Bir de bizim yemeklerimizde ceviz çok kullanılıyor. Evet. Hamur yemekleri olduğu için ceviz çok kullanılıyor. Ceviz biliyorsunuz kolesterol dengeliyor yani. Bu var ya tam benlik bir şey ya. Üstünde yağıyla, cevizle, hindiyle, yani tam hamur işi gluten normalde zararlıdır ama evet. Bu hindi, ceviz falan olayı başka bir yere götürür. Ben bunu sevdim. Böyle bir parçası alacağım. Böyle hindisiyle beraber. Tabii bunun yufkasını biz kendimiz yapıyoruz. O önemli. En büyük özelliklerinden bir tanesi. Her yufkayla olmuyor, güzel olmuyor. Ben şimdi duyunca şaşırmıştım. Buğdayın çeşitli türleri var. Evet. Bizim burada Kastamonu siyez gerçeği var. Bunu siyezle mi yapıyorsunuz? Normal mi bu aslında? Normal unla yapılıyor. Hı-hı. Ama siyez yaptığınız bir tat da vardı. Siyez unu şöyle, siyez unu çok büyük açamıyorsunuz. Hı-hı. Oklavaya yapışıyor, dağılıyor. Hı-hı. Hatta ben bunu ekmek yaparken denedim. Olmuyor yani işte büyük açamıyorsunuz bunu yufka şeklinde. Siyezin şöyle bir olayı var. İçinde gluten yok. Yani ekmekte aldığınız gluten mideye o kadar zarar veriyor ki onu eritemiyorsunuz. Ama siyezde öyle bir şey yok. Çok düşük daha doğrusu. Siyez'in biliyorsunuz bulgurun 10 yıllık geçmişi var. Gedosu'yla evet, oynamamış evet. Bir bulgur yani. Gedosu'yla oynamamış tek buğday çeşidi. Evet, Siyez. Evet. Yani daha doğrusu buğdayın atası diyebiliriz yani buna. Aynen öyle. Ben şunu öne alacağım. Şu arkaya alacağım rahat rahat yiyebileyim diye. Bu da Tridimiz. Şarkısı da var. Tridine bandım diye. O şarkının da temeli de Kastamonu. Evet. Şöyle göstermek isterim size. Altında pideleri. Üstünde kıyma ve yoğurt. Doğru mu? Evet. Bir malzemeyi ne kadar, bir ürünü yaparken daha doğrusu, malzemeyi ne kadar kaliteli kullanırsanız ürüne yansıyor. Burada da burasının, şimdi bazı yerlere giderseniz tarihi bölgelerdeki olan restoranlar görsel iyidir ama lezzet kötüdür. Burada da tam tersi. Görsel de iyi, restoran da çok şık ve tarihi, aynı zamanda lezzet de iyi. Şimdi Tirit birçok bölgede farklı yorumları var. Konya'da farklıdır, diğer bölgelerde farklıdır. Buradaki yorumu da bu. Et biraz daha böyle yağlı olsamış daha da lezzetli, bu haliyle de çok lezzetli. Biraz daha Adanalı olduğum için belki öyle söylüyorumdur. Şimdi tabii ki biz herkese hitap ettiğimiz için yani, diyoruz ki yağlı mı olsun, yağsız mı olsun biz ona göre de biraz şey yapıyoruz. Tabii Kastamonu halkı da yağlısını sever. Hatta o deminki yemek bandumanın şuna biraz daha yağ döksün aşağı aksın der mesela yani. Severiz yağı. Şimdi benim en çok sevdiğim yemek sarma. Etlidir bu. Evet. Etliyse daha çok severim. Şimdi soruyorlar arada bir Adanalısın.
Kebap mı seviyorsun? Ne seviyorsun? En sevdiğin yemek nedir diyor sorular. Kesinlikle etli sarma diyorum. Değil mi? Annem küçükken bizim evimiz önünde böyle bir yaprak asma ağacı var. Işte, toplardı taze taze. Bizimkiler kuyruk yağı ve et koyarlar içine. İnce uzun sararlar. Bunun gibi küçük küçük değil. İnce de uzun sararlar. Lezzetine doyum olmazdı. Yani en tok olduğum dönemde bile koyarlardı bir tabak. Yerdim bitirirdim. O zaman bakalım bizimkini beğenecek misin şimdi yani? Damağa gelen ekşilik evet. Acayip mutlu ediyor beni. Çünkü farklı içine bir farklı bir ekşi koymuşsunuz herhalde. Bizim şu ekşimiz var. Ekşi elma suyumuz var. Bu ekşiyi de biz yeni çıkarttık. Genelde yemeklerimiz hamur türü olduğu için biz bunu ekşiyi hazmettirici olarak içiyoruz. Bunu da bazı yemeklerimize nar ekşisi yerine veya diğer ekşiler yerine çok bunlardan kullanıyoruz. Çok iyi yapmışsınız. Yani. İnanılmaz bir lezzet katmış sarmaya. Evet. Zaten sarmanın kendi bir ufak ekşiliği vardır. Bu da içine girince bambaşka bir hale getirmiş. Bu ekşili pilav deriz biz. Ekşili pilav. Sulu sulu. Sulu birazca. Bulgur değil mi? Evet. Yine siyez bulguru var. Siyez bulguru. Olmazsa olmazı bir defa siyez bulguru. Isırgan otu, ebem gümeci, asma yaprağı, yeşil soğan, kuru soğan ve sonunda biraz da ayran var. Ayran olduğu için de suluca. Çok iyi olmuş. Yani otların verdiği o raihayla dediğim en iyi bulgur pilavı diyebilirim. Hemen hızlıca bitirelim ki size de fazla eziyet etmek istemiyorum. Burada yine hani hatırlarsınız bir önceki videoda tabakoğlu pastırmaya gitmiştik. Bir karışım hazırlamışlardı bize. Onu ekmek haline getirmiştik. Evet. Pide haline daha doğrusu. Bu pide biliyorsunuz. Ekmek deriz biz buna. Pastırmalı ekmek. Saçta yapılır bu. Evet. O bir tarafta fırında yaptırmıştık ama orijinali saçta yapılanmış. Bu arada onu da öğrenmiş olduk Yavuz abiyle. Evet. Bu daha iyi. Değil mi? Valide yaptı yani diyorsun. Tabi hamuru daha ince oluyor. İnce oluyor. Malzeme daha yoğun. Soğanı şey etmiş oluyor yani. Bu da etlisi mi onun? Bu da etlisi. Çiğ kıyma var. Yufkasına konuyor. Yine saçla pişiyor. Evet. Çok iyi fikir ya bu. Bir de şey mesela kadınlar için pratiktir. Tık tık yaparlar. Değil mi? Getirirler evet. Biz gelen mesela turlarla gelen misafirlerimize aynı bu şekilde masa hazırlıyoruz. Hemen hemen hepsinden tatmış oluyorlar. Evet çok iyi yapıyorsunuz. Yani ben ne yiyecektim, onlar ne yiyecekti falan bir şey olmuyor yani. Birçok restoranda bunun acısını çekiyoruz biliyor evet. musunuz? Menü koyuyorlar önümüze arkadaş hangisini seçeceğimizi şaşırıyoruz. İşte yok biz bu hepsini kadın koyuyoruz 4 kişiye. Herkes birer parça aldığı zaman zaten birer porsiyon şey düşmüş oluyor yani. Aynen öyle iyi yapmışsınız, iyi düşünmüşsünüz. Önce kaşık tatlımıza gidelim. Kaşık elmamızdan daha doğrusu. Cevizimi alayım. Bunlar da şimdilik siyes tatlısı ama yoğurtlu siyes tatlısı ama mününe tatlısı diye değişecek herhalde. İnşallah. Bunun adını... O tabi şu anda bir tek bize ait. Üzeri fındık. Ceviz. Pardon özür dilerim ceviz. İçinde de bol bol. Siyes unu. Siyes unu yapılan bir karışım var. Tekrar bakalım. Bu şimdi revaniye benzer. Evet, revaniye benzer. Ama revanide irmik var. Bunda siyez unu var. Çok hafif. Bir de biliyorsunuz revanide yumurta biraz kokar. Ama siyez unu bunu absorbe ediyor, kokmuyor. Bu çok tatlı. Bu çok sade bir tatlı. Herhalde güzel ama buradaki tercihiniz de olabilir. Şimdi yemekler çok güzel. Peki bunların fiyatları ne? Fiyatlarımız, gelen misafirlerimizin takdiri şöyle, fiyatlarımız çok uygun diyor. Çok tabii iyi. Biz buna sadece dışarıdan gelen misafirlerimize diyor, yöre halkına da hitap etmesi için biz fiyatlarımızı normal tutuyoruz. Yani tamam. Bir kişi işte bunları şey yediği zaman bir 30 liraya falan duyuyor yani 30 kendisine. Lira. 30 lira yani, bu porsiyon ne kadar? Bu 22 lira. 22 lira, çok evet, iyi. Ekmek 18 lira, şu şey 22 lira, tatlılar 12 lira. Çorbamız 9 lira. Yani ben şehir şehir geziyorum. Takipçilerim beni iyi takip eder. Takipçilerim iyi bilir. Bu kadar ucuzunu görmedik biz. Yani. Ya, tabii, siz de görmediniz, ben de görmedim. Gerçekten 22 liraysa bu şehir için çok iyi fiyat. Yani. Biz yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Yavuz abiyle biz güzel sohbetimize devam edelim. Kamera arkasında daha keyifli oluyor. Şimdi biz kastık kendimizi kameranın önünde biraz. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Kastamonu'ya gelirseniz ve yöresel yemekleri yiyorum. Ben damak tadıma düşkünüm arkadaş diyorsan mekan sana göre süper. Her şeyi bulabiliyorsun Kastamonu adına. Mekan Bedesten'in Münire Sultan sofrası. Şey hangi Bedesten yan taraf? Münire Sultan şey Münire Medresesi. Münire Medresesi hemen köşesinde. Caminin adı neydi abi? Nasrullah Camisi. Nasrullah Camii'nin arkasına denk düşüyor. Fiyatlar bence gayet iyi. Yöresel yemekleri yemek için Kastamonu'da burayı not edin. Gelin de bana lütfen geri bildirim yapın.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olun. Şu aşağıda aynı sofralarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın.